Serap Hanım, ben çok hastayım bugün. Beni bir de hastaneye şey edin, kalpten duramıyorum. Olur, göndeririz. Kendimi zor tuttum. Orada bir de şeylerim var, ben yazdım. Kalem bunu diyor çünkü ben unutuyorum. Yazdığım bir şey kimse unutmuyor. Onu da okursan çok memnun olacağım senden. Neyi okuyacağım arkadaşlar? Ben oraya bir şey vermedim, Burak'a verdim ben. Burak'a vermiş, versin. Vereceğim de dedi. Peki niye gelin değil diyorsun biraz? Yok, benim gelinim benim değil. Nereden gelinim oluyor? Gelin adayıydı ama. Ha, hayır, öyle bir şey yok. Oğlun kaldı. Evlenmek hayır. İstiyordu ya. Ya hayır, benim arkadaşım, sadece arkadaş, başka bir şey yok. Ama evinde kaldı. Ha, arkadaşım diye geldi, öyle geldi. Gene de o da arkadaşım ama ben hiçbir zaman ne arkadaşlığına ne de öyle gelin kesinlikle istemem. İstemiyorum da yani. Gelin gözüyle bakmadın sen. Asla, 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 asla. Ama 4 senedir hiçbir flört ediyorlarmış. Hiçbir zamanda Serap Hanım, yani ne diyeyim sana, ben ölümümü isterim, ölüyüm. Onu hiçbir zaman görmek istemiyorum. Allah korusun. Ölümümü istiyorum, onu istemiyorum. Oğluna gelin olarak. Hayır, hayır, hayır. Oğlun istiyormuş, oğlun. Hayır. Canım gelmiş kaç gün sizin evde kalmış. Hayır, ben şimdi gelirse benimle gelecek. Oğlunun kız arkadaşları gelip senin evinde kalabilir miydi? O aldıklarını ikisi de, Serkan da, o da. Ama şöyle bir şey, bak oraya yazdım, bir okursanız. Şimdi şeye gittiği zaman, hani ben de gittim Almanya'ya giderken dediler ki altın getirme. Altın getirdiği zaman el koyuyorlar da, devlet dedi. Hani şey için. Ve bu da giderken belki bunu bozdurdu gitti. Hani belki altın olarak götürmedi, para olarak gitti. Ve oradan 3 katlı evle tek katlı müstakil ev alıyorum dedi bana. Sultan Hanım. Ve sen de sordun ya, o da dedi ya evet böyle böyle diye. Bir şey soracağım. Evet, sor. Bu Firuze'nin dişleri altın mıydı? Altın. Ha. Altın. Nereden alıp beyaz yapmış? Beyaz al. Bilmiyorum artık. Nedir, ne olduğunu bilmiyorum. Bak karanlık. Sen nasılsan Serap Hanım, ben öyleyim. Hı. Benim oğlum zaten beni yaktı. Beni yakan oğlum. Ben böyle birini asla evime koymam. Ben okumuş, kültürlü bir insanım. Ha, iyiyse, doğru düzgün bir insansa tamam. Ekmek de veririm, yatak da veririm. Üstümde mesela diyelim giymediğim giysi, buna da verdim. Veririm giderken, ne vermedim. Kızım al, aha gidiyorsan madem şunları, aha giydi. Ama sevmişsin bir taraftan. Hayır hayır, asla, yemin ederim. Ne yem, bak bugün mübarek gün. Ne yemin diyorsan ederim, asla. Ben ona öyle o şekilde, hatta oğluma kaç kere dedim. Serkan, ben bunu asla şey etmiyorum. Bak beni zor duruma düşürme. Apartmanda beni rezil etme. Ama ben başını saçından tutup onu atacaktım. Yaptırmadı oğlum. Sultan Hanım. Yaptırmadı. Şimdi o gün oğlun dedi ki, ben teyzemden evet. Şüpheleniyorum. Hayır dedi. Yemin ederim. Ya bak Sultan Serap, Hanım, bir şey soracağım. Sor. Sen ablanla, ablan mı oluyor ablam, senin? Ablam. Ablanla kaç senedir konuşmuyorsun? Yani şöyle böyle yani hanı. Birkaç aydır mı yani? Yok, ay may yok. Yani ben zaten hiç gitmiyorum hanı. Tamam. Çıkamıyorum, peki. Merdiven çıkamıyorum. Peki ama değil yani. Şimdi Yakup Bey'i biliyorsun. Yakup kocası, Bey, kocası. Ablası Yaşar Hanım'ın eski eşi. Evet. Ama bir dertli, bir dertli. Evet. Hem Yaşar Hanım'dan hem senden. Hı-hı. Bak neler yaşamış adam, neler anlatacak hiç bize. Hiç yaşamadı, biz yaşadık. Bizim malımızda o oturuyor. Bizim malımıza o kondu. Dur dur dur. Bir Yakup Bey'le yaptığımız röportaj gelsin de ekrana. Ya. Ondan sonra konuşalım bence. Konuşalım. Boşandı, dolandırıldı, her şey sultan yüzünden dedi. Ağlayan malı gülene kayretmez. Sultan bir numara sahtekardır. Soymadı, adam kalmadı. Sultanın eski eniştesinden olay açıklamalar. Neden ayrıldınız? Sultan yüzünden ayrıldık. Ben hanımın üzerine yaptım bu daireleri. Bu da Almanya'ya gitti. 4-5 tane adam çarptı gari. 4-5 tane adam çarptı gari sultan. Ben buna dedim ki yapma, milletin canını yakma dedim ben. Ben de yapma deyince bizim hanımefendi tapuları senin dedi. Adamı boş ver dedi. Boş verdi. Yaşar bana evde küfür ettim. Ben dedim ki en sonunda seni ben bacığına beraber bırakırım dedim. Mallar benim dedi. Çekti gitti. Hanımın üzerinde 2 parça arsam vardı. Sattılar. Bekatımı Serkan'a vermiş, Serkan satmış. 2 daire sultan atıyor günde. 5 tane adam da bütün mallarını yedi. Yaşlar da onun aklına baktı, o da beni soydu gitti. 4 tane dairem var. 2 tane daireyi sattılar, yediler. Antalya'da arsa sattılar, yediler. Gözünden dizgah dursun. Evden dışarı attığını söylüyorlar. Onlar beni attılar evde. Onlar beni attılar evde. Elbisemi de alamadım ben buradan.
7 tane falan da vurma bilezik vardı. Bakırlara da götürmüşler. Oğlan da yükselerek onun arabası var, onunla götürmüşler. Geldik ki burada evde hiçbir şey yok. Ne yatağı, yorgan, hiçbir şey yok. Sen Serkan'ı seviyor musun? Sevmem. İyilik yaptı bana, iyilik bana kötülük yaptı. Serkan'ı ben okuttum. Ben baktım Serkan'a. Almanya'ya karşı gitti. O çocuk meydanda kaldı. Sultan para yollamış Almanya'dan size. Hiçbir şey yok. O çocuk orada evde kaldırdı, ben baktım. Evli değil miydi? Evli, evli. Adı evli. Adamı çarpmaya gitti. Zengin miydi adam? Almancıydı. Onun parası vardı. Var tabii, parası vardı. Sultan o yüzden mi acaba evlendi? Tabii onun mal için evlendi. Sultan parayı sever mi? Doğru çıktım, orta adam. Akşam eve para getirdim. 10 bin markadan 20 dolar. Bundan sabahla Konya'ya girecekler. Ben kalktım. Baktım çantanın üzerinde para marı yok. Hepsini götürmüşler. Biz de yattık o gün. Senle Yaşar'dan olma iki çocuk Sultan yüzünden seninle konuşmuyorlar. Bunlarda her şey pislik var. Serap evet Hanım, beni soyup soğana çevirdiler diyor. Serap Hanım, kursaklardan sorabilirsiniz. Belediyeden ve bir avukat var. İsimleri kim, ne bilemiyorum onun, ablamın avukatı. Nafaka vermedi. Onun bunu verdiği şeyinle fitre, sadaka ben de hani veriyorum. Ve de onun için Serkan'la aldığım evde oturtturuyorum. Eve koymadı. İki daire var ablamın üstünde. Biri annemden kalma, biri de çocuklarıyla beraber ablamın. Bu iki hepsine şey yaptı. Bir mahkemeye verdik şimdi nafaka şeyini. Ben ona şahitlik yaptım ya ablama. Ve de herkese demiş ki bu ablası için. Asla böyle bir şey yok. Kursaklardan bir soru. Ama bak burma bilezikler falan diyor. Senin de gidenler burma bilezikler. Bu da ne? Tam bilebilir, şey de bilir Serap Hanım yani. Şimdi gösteriyoruz bunu, herkes gördü. Bütün 80 bin insan gördü. Görmedim o bileziklerin ne olduğunu. Burma mı, sade mi, ne bileyim Adana burması. Bir de Yakup Bey evden eşyaları nasıl götürdüğünüzü bize anlattı. Bir de onu izleyelim. Ay yok öyle bir şey. Eski karısı ve baldızı Sultan evdeki yatağı bile alıp gitti. Yakup amcanın evinden şok görüntüler. Yakup amca, bir iki sene önce Sultan'la eski eşin Yaşar'ın sana ne yaptığını söyledim. Yatağın altına sat. Buraya mı? Şunun altına, en altına. Şuranın altına. Altına, ben yeni aldım. Hüzur edilirken götürmüşler erkenden. Bulunca ne yaptın? Hocanın birine götürdüm, dedik at bunu dedi. Felç ettirmekten yapmışlar. Sen evliyken bile Yaşar'la beraber uyumadın. Hırsızlık yaptım. Benim paramı çaldı. Çok çile çaldı. Bu odadaki eşyaları mı aldılar? Yatak, yorgan vardı, battaniyeler vardı. Onlar götürmüşler. Hı hı. Burada yani eline geçti, sen götür, hepsini götürmüşler burada. Bir şey kalmamıştı. Bu kapıyı da kırdılar dedin. Kim kırdı? Onlar götürmüş, götürdüm. Yatak falan götürmüşler ya. Camı kırmışlar geçse çıkarken. Geldim kırık. Bu ev pislikten gözükmüyordu ya. Ben kendim temizlik yaptım. İşini kendin yapıyorsun. Kendim yaparım. Yemeğimi yaparım burada. O temizlik yapmazdı ilk kadın. Kim? Yaşar mı? Tabii ya. Bilmiyordu ki adam temizlik yap. Ya ütü yaptırmasını öğretemedim ben gari ya. Çok kundaktır. Sahte milletvekili bunun ismi. Kursaklarda. Sorabilirsiniz. Sahte milletvekili adayım diye kandırmadık, milleti dolandırmadık, canını yakmadık, adam koymadık. Bu Yakupçı'ydı. Bir onu sorun, bir de bizi sorun bakayım. Ne diyecek? Seni sorduk ya komşulara, hiçbiri sevmiyor seni. Sevmesin. Hiç önemli sorduk, değil. Sorduk, sormadık mı? Sevmesin. Sevmeyebilir. Senin mesela bir sürü arkadaşın, eşin, dostun var. Hepsi seni seviyor mu Serap Hanım? Hepsi sevmiyor ama hepsi de... Seviyor diye bir şey yok ama sevmiyor. Ama Serap Hanım, adamlar durmadan bize masa kur diyor. Bilmem ne yap diyor. Yani ben mecbur değilim ki ondan. Ama adamı soyup soğana çevirmişsiniz baksana.